Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Ali Yükseğit. 5. sınıf video ders notlarına devam ediyoruz. Türkçe adına yepyeni videolarla karşınızdayım. Paragrafta anlam başlığındayız. Peki hangi konudayız? Paragraf oluşturma ve diğer alt başlıkları işleyeceğiz bu konuda. Paragrafta yapıyla ilgili özellikle paragraf tamamlama gibi konuları ele alacağız bu başlık altında. Paragraf oluşturma. Bu tarz sorularda soru yazarı bir paragrafı almış, cümleleri karıştırıp önümüze bırakmıştır. Cümleler tıpkı bir yapbozun parçaları gibidir. Ve bizim onları tekrar toparlamamızı, tekrar o güzel görüntüyü, güzel metni daha doğrusu oluşturmamızı beklemektedir. Şimdi burada iki tane aman dikkat diyeceğim. Birincisi, aman dikkat. Öyküleme anlatım biçiminin hakim olduğu cümleler metinde çokça verilmişse olayların gerçekleşme sırasına ve zamansal sıralamaya dikkat etmemiz gerekir. İki, aman dikkat iki diyorum. Eğer metinde düşünce ağırlıklı cümleler yer alıyorsa, bilgi ağırlıklı cümleler yer alıyorsa bu sefer de mantıksal bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Şimdi beraber bakacağız bu konuya. Şimdi aşağıda numaralı cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl olmalıdır? Şimdi öncelikle şöyle, tabii ki bunun hepsini okumak bizim yararımızadır. Bu sayede de, şimdi bu sayede diye birinci cümle olmaz. Giriş cümlesinin özelliklerini hatırlıyorsunuz. O zaman bunu bir kenara atacağız birazdan. Bu sayede de çok küçük yaşlardan itibaren edebiyatla ilgilenmeye başladı. Küçük yaşlardan itibaren. Demek ki bir önceki cümlede küçük yaş ile ilgili bir şeyler söylendi. Çocukluk dönemi, belki gençlik dönemi gibi. Tamam, bu kenarda. Mantıksal bir takım çıkarımlarda bulunuyoruz. Servet Fırın'ın 1927 tarihli sayısında Sönen Gözler şiirinin yayımlanmasıyla edebiyat dünyasına ilk adımını atan Ziya Osman Sabah, o sıralarda Servet Fırın'da çalışan Sabri Esat, Yaşar Nabi, Muammer Lütfi, Cevdet Kudret, Vasfi Mahir ve Kenan Hulusi ile tanışmıştır. Artık edebiyat dünyasına adım attığı dönemden bahsediyoruz Ziya Osman Sabah'ın. O zaman bu kenarda, bu ortalarda bir yerde. Ziya Osman Sabah 1910'da İstanbul'da doğmuş ve okumaya meraklı bir ailenin içinde büyümüştür. Şimdi Ziya Osman doğdu. Şimdi o zaman bir doğumla başlamak metne daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Kenarda tutuyoruz bu bilgimizi. 1928'de onlarla birlikte, kimlerle birlikte? 1928. Burada dikkat edin, 1927 dedi. 1927, o zaman 1928. Hemen tarihsel bir sıralama yapacağız. Şimdi sakin oluyoruz. 3 ile başlatalım biz bu işi. Bu metni 3 ile başlatalım. Ziya Osman'ı bir doğsun bir. 1910'da doğdu. O zaman okumaya meraklı bir ailenin içinde büyüdü. Okumaya meraklı bir ailenin içinde büyüdü. Yani küçük yaşlardan bahsediyoruz. O zaman bu sayede çok küçük yaşlarda edebiyatla ilgilenmeye başladı cümlesini alabiliriz. İkinci sıraya 3 ve 1 şeklinde devam ediyoruz. Sonra zaten 1927 dedik. 1928 4'te geldi. O zaman 2 ve 4 şeklinde devam edersek bence mükemmel bir parça, mükemmel bir paragraf oluşturmuş oluruz. Şimdi paragraf tamamlama. Bu da çok fazla karşımıza çıkan bir soru tipi. Ne yapıyoruz? Normalde paragrafı alıyor yazarımız, soru yazarımız, yani ben Deniz ve benim gibi yazarlar, soru yazarları ne yapıyor? Paragrafta orijinal olan, özgün olan paragraftan bir cümleyi çıkartıyor. Bunu herhangi bir yerden yapabiliyor. Paragrafın başından, sonundan, ortasındaki herhangi bir yerden vesaire. Daha sonra da bu paragrafı tamamlayacak olan seçenek soruluyor. Tabii ki genellikle de şu oluyor. O parçadaki o giriş cümlesi seçeneklerden birisine yerleştiriliyor. Daha sonraki seçeneklere yeni, ilgisi olmayan bir takım cümleler aktarılıyor. Bu şekilde yapılıyor, gerçekleştiriliyor sorularda. Eğer paragrafın giriş bölümü boş bırakılmışsa ne yapacağız? Şıklar arasında tabii ki ilk cümle özelliği arayacağız bu sefer. Yani giriş cümlesi özelliği arayacağız arkadaşlar. Giriş cümlesinin özelliklerinden birkaç video önce bahsetmiştik. Dolayısıyla o özellikleri kenarda tutacağız. Eğer paragrafın son bölümü boş bırakılmışsa bu sefer sonuç cümlesinin özelliklerini arayacağız. Buna dikkat. Tabii yapıca kendisinden önceki cümleyle de bağlantılı olmasına dikkat edeceğiz. Eğer paragrafın herhangi bir ara cümlesi, yani gelişme bölümündeki herhangi bir cümle alınmışsa, boş bırakılmışsa
oradaki cümle isteniyorsa ne yapacağız? O cümlenin öncesine ve sonrasına bakacağız. Ve oraya bir nevi küçük denemelerle de yapabilirsiniz. Seçeneklerdeki cümleleri yerleştirip okumalar yapabilirsiniz. Basit okumalar yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. İşte bu yüzden her zaman söylüyorum. Hızlı okumak ve hızlı anlamak bizim için çok değerli. Ne yapacağız o zaman? Çokça kitap okuyacağız. Boş zamanlarımızda kitap okumayacağız. Kitap okumak için zaman yaratacağız. Sadece boş zamanlar ifadesini kullanmayalım ve keyif için, sadece keyif için eğlenceli vakit geçirmek için falan değil. Bunu evet tabii ki eğleneceğiz. Kitap okurken tabii ki keyif alacağız. Ben birçok kitabı okurken hüzünlendiğim olmuştur. Birçok kitabı okurken kahkahalar attığım olmuştur. Bazen kendimi kaybettiğim zamanlar olmuştur. Tabii ki bunları yaşayacağız, bu duygulanımları. Zaten edebiyat, kitaplar bu yüzden var. Ama bir yandan da bunu böyle sanki boş zamanlarda sadece yapılabilecek bir şeymiş gibi de görmeyeceğiz. Yani küçümsemeyeceğiz. Kastettiğim tam olarak bu. Şimdi yukarıdaki metinde boş bırakılan yere hangi düşünceler, doğrultuda düşüncelere yer verilebilir demişiz. Yani buradaki parça içerisine, örnek metin içerisine getirilebilecek tarzdaki cümleleri ben buraya özellikle aktardım. Burada aslında şunu kastediyoruz. Bir metinde boş bırakılan yere sadece bir cümle gelebilir gibi bir durum söz konusu değil. Hani burada 2 artı 2 eşittir 4. Matematikteki bu netlik söz konusu değil. Dil, edebiyat zengindir bu anlamda ve farklı farklı seçenekler de getirilebilir. Farklı renkler, cümleler oraya yerleştirilebilir. Bunu kanıtlamak adına bunlardan da bahsettim. Bazen çünkü sorularda şununla da karşılaşırsınız. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Yani 3 tane seçenek getirilebilir, 1 tanesi getirilemez. Metinde anlatılanlara aykırı olan sorulabilir. Bunu muhakkak inceleyin derim bu açıdan, bu metni. Şimdi paragrafı ikiye bölme tarzında sorular çokça karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada ne yapacağız peki? Paragrafta ele alınan konunun farklı bir yönüne ya da başka bir düşünceye değinilen cümle artık ikinci paragrafın başladığı yerdir. İkinci paragrafın giriş cümlesidir. Paragrafın, ikinci paragrafın tespiti, dikkat edelim lütfen. 1. Konu değiştiyse. 2. Ele alınan konunun yönü değiştiyse. Ve tabii ki giriş cümlesinin özelliklerini göstermelidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor sevgili evlatlarım. Aman dikkat diyorum. Evet, bu tarz soruyu çözerken pür dikkat kesilmemiz henüz paragrafı okurken soruyu çözmemizi sağlar. Az önce bahsettiğim mesele, o yüzden çok uzatmayacağım. Dikkatli okumak, odaklanmak, hızlı okumak ve hızlı okurken anlayarak okumak bizim için çok değerli. Paragrafta akışı bozan cümle. Bir paragrafın içerisine akışına uygun olmayan bir cümlenin eklenmesi durumudur. Normalde o parçanın içerisinde, o paragrafın içerisinde o cümle zaten yoktur. Yazar, soru yazarı tarafından eklenmiştir o cümle. Ve orada bir sırıtır. Hani şey gibi düşünün. Tamamen beyaz, 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 beyaz ama arada bir tane siyah var. Hani o siyah sırıtır, değil mi? Bunun gibi bir durumdur aslında bu. Uyumsuz, akışı bozan cümle. Ve kulak tırmalar, zihin tırmalar bu cümle. Bu açıdan bakın. Bu tarz sorularda tabii ki cümleler bize numaralı bir şekilde verilir. Numaralanmış bir şekilde verilir. Ve bizim akışı bozan cümleyi tespit etmemiz istenir. Burada dikkat etmemiz gereken şey, aman dikkat demişiz kitabımızda. Paragrafı okurken çok dikkatli olmamız soruyu henüz parçayı okurken çözmemizi sağlar. Çünkü akışı bozan cümle zihnimizi rahatsız eder. Bununla ilgili hem paragrafı ikiye bölme hem de paragrafta akışı bozan cümle ile ilgili örnek metin verdim arkadaşlar. Şimdi paragrafı ikiye bölme ile ilgili metnimize bakalım. Osmanlı Devleti ile İspanya 16. yüzyılda iki büyük devlet olarak tarih sahnesinde zirveye ulaşmışlardı. Osmanlı Devleti İslam dünyasının en güçlü devleti, Katolik İspanya ise Avrupa'nın ve Hristiyanlığın koruyucusu olarak ön plandaydı. Bu iki devlet başta Akdeniz olmak üzere Kuzey Afrika'da sık sık karşıya geldiler.
Osmanlı-İspanya rekabetinde en önemli konulardan biri Orta Akdeniz'de jeopolitik konumuyla dikkat çeken Tunus oldu. 16. yüzyılda Tunus, Osmanlılar için Kuzey Afrika'daki en önemli eyaleti olan Cezayir'le karasal bağlantıyı sağlaması ve Akdeniz ticareti yollarına hakim bir konumda olması sebebiyle İspanyollar için ise devam ediyor. Arkadaşlar ne oldu? Şimdi birincisi burada Osmanlı ve İspanya arasındaki çekişmeden bahsedilirken bir anda devreye Tunus girdi. Tunus bölgesinin girmesiyle ve Tunus bölgesinin öneminin aktarılmaya başlanmasıyla birlikte ne oldu? Yeni bir boyuta geçildi. Konunun yeni bir boyutuna. Bu nerede gerçekleşti? Dördüncü cümlede. O zaman dördüncü cümleden itibaren ikinci parçamız başlamaktadır. Paragrafta akışı bozan cümle. Ben çocuk kitapları okuduğumda içimde heyecan, macera, sevinç hatta üzüntü bile olabiliyor. Kitap okumanın sınavlarda işe yaradığı tartışmasız bir gerçektir. Bu duygular beni, bakın dikkat ederseniz birden rahatsız etti. Neden? Çünkü duygularda birinci cümlede bahsetti. Üçüncü cümlede bu duygular diye devam etti. O zaman ikinci cümle, ki ikinci cümlede de kitap okumanın sınavlarda işe yaradığı tartışmasız bir gerçektir gibi konuyla aslında hiç de alakası olmayan bir cümle yer aldı. O zaman burada bir sıkıntı var. Dolayısıyla ikinci cümlede kitap okumanın yararlarından, sınava olan katkısından bahsettiği için daha doğrusu akışı bozduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 2 numara olmalıdır bu yüzden. Şimdi anlatımda bakış açısından da kısaca bahsedelim ve ardından hikayedeki unsurlardan, hikayeli anlatımdaki unsurlardan söz edelim ve bu videomuzu sona erdirelim. Anlatımda bakış açısı, 3 tane bakış açısından bahsedebiliriz. Kahraman bakış açısı, hakim bakış açısı ve gözlemci bakış açısı. Kahraman bakış açısı, bir kere kahramanlardan biri anlatıcı olarak karşımıza çıkar. Anlatıcı sadece kendi iç dünyasını ve çevresinde görebildiklerini aktarır. Anlatımda birinci tekil ya da birinci çoğul kişi kullanılır. Bu çok önemli bir maddedir. Anlatıcı başkalarının duygularına yer veremez. O sadece kendi duygularını aktarabilir. Bu çok önemli arkadaşlar. 2. Hakim, tanrısal ilahi bakış açısı. Anlatıcı olay kahramanlarından biri değildir. Her şeyi bilir. Bu yüzden zaten tanrısal ya da ilahi ya da hakim bakış açısı diyoruz. Her şeyi bilir anlatıcı. Anlatıcı üçüncü tekil ya da üçüncü çoğul olarak karşımıza çıkar. Anlatıcı tüm kahramanların iç dünyalarını, anılarını, hatıralarını, her şeylerini bilir. Hatta o kadar ki kahraman kendisi bilmez ama anlatıcı bilir. Gözlemci bakış açısı. Dikkat edin, gözlem. Anlatıcı olay kahramanlarından biri değildir. Yaşananları dışarıdan gözlemleyen bir göz kamera konumunda karşımıza çıkar. Kamera bakış açısı da diyebiliriz bunu aynı zamanda. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse eğer. Anlatım üçüncü tekil ya da üçüncü çoğuldur. Tıpkı hakim bakış açısında olduğu gibi. Fakat burada hiç kimsenin duygularından bahsedilemez. Hiç kimsenin iç dünyasından söz edilemez. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hakim bakış açısında herkesin iç dünyasından bahsedebiliyor. Herkesin iç dünyasını biliyor ama gözlemci de bilmiyor. O sadece gözle görülebileni biliyor. Buna dikkat edebiliriz. Zaten kahramanın bakış açısı çok kolay. Orada birinci tekil kullanılıyor ya da birinci çoğul. Yani örneğin kahramanda geldim, baktım, düşündüm şeklinde ifadeler kullanılabilir. Ama diğerlerinde üçüncü kişili anlatım vardır. Son olarak paragrafta anlamda arkadaşlar bu videomuzda hikaye, öykü, tahkili anlatım unsurlarından bahsedelim. Olay, kişi, yer, zaman ve dil ve anlatımdan. Olay dediğimizde aklımıza anlatım içerisinde yer bulan yaşantı, hadise, vaka veya durum olay olarak adlandırılır. Bunu asla unutmayalım. Olay örgüsü dediğimiz şey de daha önceden de başka bir videomuzda ifade ettiğimiz gibi zincirin halkalarına benzetilebilir. Birbiri içerisine geçmiş olaylar, birbiriyle bağlantılı olaylardır. Kişi, hikayede anlatılan olayın yaşanmasında etkili olan kahraman karşımıza kişi olarak çıkmaktadır. Bunlardan, yaşanılanlardan etkilenen varlık da diyebiliriz. Kişiler hem dış görünüşleriyle hem de iç dünyalarıyla bize aktarılırlar. Yer, mekan. Anlatıda olayların geçtiği alan yer olarak adlandırılır. Yer unsuru genellikle nitelikleriyle birlikte gözümüzde canlandırılabilmesi için aktarılır. Zaman dediğimizde
Anlatının başladığı andan bittiği ana kadar geçen süre zaman olarak ifade edilir. Zaman kavramı çok net bir şekilde verilebileceği gibi masallarda ya da fabullarda tıpkı olduğu gibi belirsiz bir şekilde de verilebilir. Dil ve anlatım denildiğinde de aklımıza tabii ki kullanılan üslup, anlatım gelmeli. Hikayede genellikle tabii ki sade, akıcı, etkileyici, sürükleyici bir anlatımın tercih edildiği unutulmamalıdır. Günlük hayattaki dil genellikle konuşma dilinden yararlanıldığını söyleyebiliriz. Herkesin rahatlıkla anlayabilmesi için. Evlatlarım, güzel çocuklarım, sizleri çok seviyorum. Paragrafta anlam konusuna devam ettik. Yine devam edeceğiz. Son birkaç videomuz var ve beraberinde konuyu tamamlamış olacağız. Bu kadar önemli bir konuyu tamamlamış olacağız. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere oralarda.